Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yok? Neden insanlar başkalarının sorunlarını dinliyorlar da kendi sorunlarını başkalarına anlatmıyorlar? Arkadaşlar, dinliyorlar sözcüğü bir eylemdir. Yani tür olarak bir fiildir. Eylemlerden sonra gelen de veya ki bağlaçtır ve daima ayrı yazılır bunlar. Burada da dinliyorlar ifadesinden sonra gelen da bağlaçtır. Ayrı yazılmıştır. Burada bir sıkıntı yok. Anlatmıyorlar ifadesine bakalım. Şimdi bizim your ekimiz var. Şimdiki zaman eki. Önemli bir ek. Birçok yerde karşımıza çıkacak. Bakalım. Your ekinden önce gelen mı, mi, mu, mü arkadaşlar. Aslında ma, me olumsuzluk ekidir ve daralmaya uğramıştır. Burası aslında olumsuzluk ekidir arkadaşlar. Ve olumsuzluk eki bu your ekiyle daima nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Yani your'un önünde olduğunda bunu your'la bitişik yazacağız. Your ekinden sonra gelen mı, mi, mu, mü ise arkadaşlar soru ekidir. Ve soru eki olan mı, mi, mu, mü daima nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Şimdi gelelim bu bilgiyi konuşturmaya. Anlatmıyorlar. Gördüğünüz gibi your'dan önce bir mı, mi, mu, mü var. Yani buradaki mı, mi, mu, mü ne eki? Olumsuzluk eki kelimeyle bitişik yazılmalı. Anlatmıyorlar demişiz, kelimeyi bölmüşüz. Buraya kısa çizgiyi koymamışız. Yani burada bir hata var. Dolayısıyla yazımı yanlış. Yani burası ayrı yazılmış şu anda. Ama kısa çizgi konulup bitişik yazılmasını göstermemiz gerekiyordu. Dolayısıyla burada bir hata var. Bunu geçiyorum. Madem ki onlarla ortak bir amacımız yok, niçin onları planlarımıza dahil ediyoruz? Arkadaşlar, ki bağlacının kalıplaştığı ve bitişik yazıldığı bazı sözcükler var. Nedir onlar? Sanki, oysa ki, madem ki, madem ki, belki, belki, halbuki, halbuki, çünkü, çünkü, meğer ki ve arkadaşlar illaki. Ki bağlacı normalde ayrı yazılır ama bu sözcüklerle kalıplaştığı için bitişik yazılmaktadır. Biz de bu sözcükleri şöyle aklımızda tutuyoruz. Son bahçemi. Son bahçemi. Nedir bunlar? Sanki, oysa ki, madem ki. Belki, halbuki, çünkü, meğer ki, illa ki. Buradaki A ve E kelime oluşturmak için kullandığımız sesler. Şimdi bakıyoruz. Madem ki ifadesi burada var. Madem ki. Ama bitişik yazılmamış buradaki ki ayrı yazılmış. Yani bu cümlede de bir hata var. Bunu da geçtik. Küçücük yavrularını çocuk yuvalarına bırakıp da işe gitmek günümüz annelerinin kaderi olsa gerek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bırakıp sözcüğünden sonra kısa çizgi yok. Yani bu D ayrı yazılmış. Eğer bağlaçsa cümleden çıkardığımızda anlamın bozulmaması lazım. Cümleden çıkardığımızda anlam bozulursa ek olur. Bırakıp sözcüğüyle bitişik yazılması gerekiyor. Şimdi cümleden çıkaralım. Küçücük yavrularını çocuk yuvalarına bırakıp işe gitmek günümüz annelerinin kaderi olsa gerek. Gördüğünüz gibi anlam bozulmadı. Buradaki D bağlaçtır ayrı yazıldı. Yani C seçeneğinde bir hata yok. Bizim cevabımız C seçeneği oldu. Diğerlerine de bakalım. Bankada işe başladıktan sonra insanlarla iletişim kurmanın hiç de kolay olmadığını anladım. Arkadaşlar buradaki D bağlaçtır. İsterseniz cümleden çıkaralım. Anlam bozulmayacaktır. Yanlış yazılmış burası. Bankada işe başladıktan sonra insanlarla iletişim kurmanın hiç kolay olmadığını anladım. Gördüğünüz gibi anlam bozulmadı. Bu ifadenin hiç D şeklinde yazılması gerekiyor. Bağlaç ta T şeklinde yazılmaz, da D şeklinde yazılır. Dolayısıyla burada bir hata var, bunu da geçtik. Her insanın bazı kişisel sorunları vardır. Onunki de kendini ifade etmede yetersizlikti. Öncelikle şu D'yi çıkaralım cümleden. Her insanın bazı kişisel sorunları vardır. Onunki kendini ifade etmede yetersizlikti. Gördüğünüz gibi anlam bozulmadı. D bağlaç ayrı yazıldı. Burada bir sıkıntı yok. Ancak buradaki ki arkadaşlar ilgi zamiri olan ki'dir. Yani bu bir ektir. Bu ekin onun sözcüğüyle bitişik yazılması gerekir. Neden? Nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacağız. Cümleyi bir okuyalım. Bakın ben burayı iki sözcük yapacağım. Her insanın bazı kişisel sorunları vardır. Onun sorunu da kendini ifade etmekte yetersizlikti. Şimdi yazıyorum onun sorunu. Şimdi ki'yi kaldırıp ki'nin yerine sorun sözcüğünü getirdik ve ki yok oldu. Burası isim, zamir ismin yerini tutar. Buradaki ilgi zamiridir. Ki'yi kaldırıp yerine bir isim getirdiğimizde
ki yok oluyorsa bu ilgi zamiri olan ki'dir ve kendisinden önceki sözcükle bitişik yazılmalıdır. Yani bu ifade şöyle yazılmalıdır. Onun ki ama cümlede gördüğünüz gibi ayrı yazılmış, yanlışlık yapılmış. Cevabımıza C seçeneği demiştik arkadaşlar.